Arya'ya buz yedirmeli miyiz? Arya'ya buz yedirdiğimiz videonun altına sürekli yedirmeyin hasta olur, sır serinlesin diye hayvanı hasta edeceksiniz gibi yorumlar yazılmış. Beni de bir ikileme düşürdünüz. Ben de gittim en doğrusunu öğrendim. Şimdi bunu söylüyorum. Bu arada Samira yani bir takipçimiz de Arya'ya buz yedirmemizi istemişti. Neyse gelelim konumuza. Köpekler buz yer mi? Veterinere sorduk. Verdi ilk tepki şuydu bakın. İyi de o normal bir köpek değil ki, kurt. Ayrıca da bir soğuk köpeği, o buz tabii ki yer. İster suyuna kat ver, ister dondur ver, istersen de kocaman bir kütle verebilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Yani kısaca arkadaşlar, benim denediğim her şeyi siz köpeğiniz üzerinde denemeyin. Bir pomeryan, bir padıl ya da bir maltiz yiyemeyebilir. Ama arkadaşlar bu bir kurt. Bunun buz yemesinde de meyve yemesinde de bir sakınca yok. Bakın videoyu hiç kesmedim. 40 saniye içinde buzu neredeyse bitirdi. O zaman buradan çıkarmamız gereken sonuç neymiş? Arya'yı herhangi bir köpekle kıyaslamıyoruz. Çünkü o bir kurt. Bugün Arya'ya elma denetiyoruz. Bizden Arya'ya meyve denettirmemizi istemişsiniz. Şimdi denettiriyoruz. Annemi iddiaya girdik. Bir top olduğu için ben dedim ki onunla oyun oynar. Annem de dedi ki yer. İddiayı kim kazanacak gerçekten çok merak ediyorum. Arya ilk önce kokluyor sanırım ya da burnuyla itelemeye çalışıyor. Pek anlayamadım ama ben kesinlikle elmayla oyun oynamak ister diyorum. Çünkü bu sabah annemle ben kitap okurken Arya birden bize elma getirdi ve yüzümüze baktı. Bu arada Kayno görüyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Anlam veremedim. Neyse kıskanç Kayno'dan elmamızı aldıktan sonra Arya'ya verelim ve hikayemize devam edelim. Sabah elmayı bize getirdi ve bizle oynamak isterken ki o surat ifadesini yaptı. Şimdi ben anlamadım. İddiayı kim kazandı? Elmayı alıp ağzında tutuyor, ne bize getiriyor ne de alıp yiyor. Ama Arya için elma geçer not aldı mı? Aldı. Tam not verdim, bayıldım. Tam Arya'nın uslu durmadığı zamanlarda ver dursun. Hangi kedi çantası daha iyi? İlk önce benden daha çok çantası olan Lyra'yı getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıskanç Arya kesinlikle aradan çekilmiyor. İlk olarak muhtemelen herkeste olan bu astronot çantayla başlayalım. Gördüğünüz gibi Lyra kesinlikle içine sığmadı, rahatlıktan eser yok. Yazın sıcaklarda kullanılması kesinlikle önerilmiyor. Bizim favorimiz ana kucağı. İnanılmaz rahatlar ve etrafı seyrediyorlar. Diğer favorimiz ise bu çanta. Lyra nasıl elini sıkıca tutmuş görüyor musunuz? Bizimki kışlık olduğu için yazın kullanamıyoruz ama yaz çeşitleri de var tabii ki. Ve gelelim en mantıklı, en favorimize. Eğer bizim gibi birden fazla kediniz varsa en mantıklısı bir bebek arabası almak. Yani kediniz büyüdükten sonra 4 kilo kesinlikle çantada taşınmıyor. Bu arada Lyra'nın ne kadar rahat olduğunu gördünüz değil mi? Bebek arabamızın altında bir bölme var. Ayrıca da katlanabiliyor. Gerçekten bu müthiş bir şey. Bizim favorimiz belli. Neyse biz dışarı çıkıyoruz. Bay bay. Bu tasmayı sakın kullanmayın. Neden mi? Gelin anlatayım. Eğer bu tasmayı takıp köpeğim güvenli bir şekilde duruyor diye zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü köpeğiniz küçük bir uğraşla o tasmayı çıkarabiliyor. Eğer köpeğinizi gezdirirken kayan gibi olmak istemiyorsanız bu adımları uygulamayı lütfen unutmayın. Bazen köpeğinizi gezdirirken sanki siz onu değil de o sizi gezdiriyormuş gibi olmuyor mu? İşte bunların hepsi yanlış tasma seçimi yüzünden oluyor. Öncelikle sakın bu boynuklu tasmaları kullanmayın. Yön vermeniz çok zorlaşır. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Siz de köpeğinizin tasmasını takarken normal misiniz yoksa bir çaba içinde misiniz? Bir savaş mı veriyorsunuz bizim gibi? En ideali hem boyundan hem de göğsten saran tasmalardır. Bunları çıkarması kesinlikle imkansız. Size şöyle söyleyeyim. Sahile gittiğimizde ya da denize girdiğimizde bile onu şezlonga bağlayıp durabildi. Ama kontrollü bir şekilde tabii ki. Ve son tasma bükücü kaynağı ardımıza bıraktığımıza göre bu tasmayı da kullanmayı unutmayın. En iyisi makaralı tasmalardır. Neyse bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bugün Arya'yı okula gönderiyoruz. Evet doğru duydunuz. Çünkü artık büyüdü Arya. 4 aylık oldu. Biz de düşündük taşındık onu okula gönderelim dedik. İlk önce bugün okulun ilk günü olduğu için kıyafet giydiriyoruz ama bir gömlek olabilir. Bu arada gömleği Kayhan giyiyor değil mi? Arya niye sehpanın üstüne çıktı? Annem ne yapıyor? Ya bu nasıl, bir ailenin içindeyim ben. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Bir ay önce aldığımız kıyafet şimdi Arya'ya olmuyor. Bakar mısınız? Bunu tam sarması gerekiyordu. Şimdi ne yapacağız biz? Ya Arya sana 50 kere söyledim ki bu kadar homini gırtlak olma. Neyse bir umutsuzlukla okul çantamızı hazırlamaya geçelim. Herhangi bir kaza olmaması için bir kakış torbası aldık. Çantamızda onun için özel bir bölme var bakın. Okulda derslerini kaçırmasın diye bir defter aldık ama pembe. Çantasının boyutuna uyacak bir suluk bulamadığımız için bizim piercing bakım suyumuzu koyduk. Bir adet kalem. Hep böyle bir kalemim olsun istemiştim tüh. Eğer arkadaşlarımıza sinirlensek diye bir kemik ve kedi arkadaşlarımızı korkutmak için bir oyuncak fare. Çantamızda yerleştirdiğimize göre tamam, şimdi Arya'yı fırlatalım da okula gitsin. Okula koş, geç kalıyorsun. Kuşumuzun askılığı geldi. İşte karşınızda Cillop ve Lollipop. Bir de sanki ona hiç mama vermemiş gibi ağrıyor.
ya. Şimdi kuşlarımızın askılığını açıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey acaba? Bu paketten çıkan ilk parça... Pars, ne yapıyorsun aşkım? Nasıl çıktın oraya? Pars'la Cillop'un arasında büyük bir şey var. Pars kesinlikle yanından ayrılmıyor. Burada da şarkıcı moduna girmiş bir Kayhan var. Bırakır mısın artık? Ve ikinci parçamızı birleştiriyoruz. Biraz da Pars'ı ikna etmeye çalışıyoruz. Artık kafesin üstünden kalksın değil mi? Ve hazır mısınız? Kafesimizi takıyoruz. Gelin saat başlamamızla. 3, 2, 0. Biliyor musunuz? Bu askılı almamıza çok sevindim. Cillop'lar benim fındık salıncağımın üzerinde duruyorlardı. Evet, kuşlarımızı Pars'ın yanına getirdik. Bundan sonra Pars cam yatağına geçer ve Cillop'ları izler, öyle değil mi? Çok güzel oldu bence. Ama videoda bir şey eksik değil mi? Cillop'lar çok gözükmedi. Hadi onları çıkaralım. Her ne kadar korksam da buna şu an direniyorum. Ya yalan atma ya, ben çekiyorum o videoyu. Ya kan niye bozuyorsun? Arkadaşlar hep beni rezil etmeye çalışıyor değil mi? Neyse, umarım bir gün korkumu yenerim. Olamaz, takipçimizle karşılaştık. Neyse, bu spoilerdı. Buna birazdan değinip neler olduğunu anlatacağım. Ama şimdilik Arya Vlog'a hoş geldiniz. Yine köpek olduğunu unutup yürümek yerine bebek arabasına seyahat eden Arya ile başlıyoruz. Daha 5 dakika geçmemesine rağmen buzunu ve suyunu da içmeyi ihmal etmemiş. Bu arada bugün çıkmamızın tek nedeni sarma almaktı. Hayır, almayın, o sarma benim. Hadi bunu yiyin. Evet, sarmalarımızı da aldığımıza göre dost doğru sahile gidiyoruz. Burada sarmalar bizde olduğu için annem üzgün, Arya da öyle. Bakın. Evet, şimdi sahile geldik ama tatlış mı tatlış Bulem'le karşılaştık tabii ki. İşte karşınızda minnoş mu minnoş Bulem. Çok tatlıydı. Siz bizim yanımıza gelince çok mutlu oluyoruz, biliyor musunuz? Bulem bizi ta otururken gördü. Sonra köpeğimizin ismini sordu. Aa, Arya mı dedi. Annesi ve Bulem'le çok güzel sohbet ettik ama tam onlar giderken yakalamışız, biliyor musunuz? Peki siz de bizimle tanışıp Arya ile oynamak ister miydiniz? O zaman size bomba gibi bir haberim var. Yarın yani 31 Temmuz'da Bostanlı sahildeyiz. Yasemin kafenin orada olacağız saat 7'de. Gelmeyi unutmayın. Bizimle bir sanat gününe hoş geldiniz. Sabah uyandık, bir güzel Ayragil ile kitabımızı okuduk. Şimdi sıra resimde. Ben resim yaparken beni izlemeye bayılıyorlar. Lara'ya bakın. Fırça sesi özellikle de Pars'ın dikkatini çok çekiyor. Şimdi Pars'ın kaçışına bakın, ne gördü acaba? Gerçekten merak ediyorum. Lara genelde daha sakin. Pars ve Arya ise evin içinde sürekli koştururlar, biliyor musunuz? Şimdi de Pars ve Arya beni izliyor. Koşuşturmaya ara verdiler sanırım. Peki biz bunları yaparken Kayhan ve annem ne yapıyor sizce? Bugün keyif günü. O yüzden Kayhan pes atıyor. Anneme gelirsek annem de arabamızın battaniyesini örüyor. Yani henüz olmayan arabamız, gelecekteki. Ve Arya'nın yaptığı yaramazlığa bakar mısınız? Ödüm koptu resme bir şey olacak diye. Resim yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu sırada da Arya annemin battaniyesini çekiştiriyor. Bırak. Öf, Arya sonunda rahatladı. Bu sırada Kayhan da pes atıyor. Bu arada ben de Basquiat'ın eserlerini yapıyorum. Bayılıyorum. Evde hep onun tabloları var. Hepsini de ben yaptım. Ve işte tablom hazır. Basquiat'ın gerçekten çok farklı bir tarzı var. Lyra da izliyor. Ne güzel değil mi? Arya'ya damat alayını öğretiyoruz. Gün bitmiyor ki mağdur Ofteri'nin çılgınlıkları bitsin değil mi? Oturuyorum ve bir anda dedim ki acaba Arya'ya kına gecesi yapsam ne tepki verir? Gerçekten çok komikti ama videoya çekmemişler. Sizce gelsin mi, yorumlara yazın. Sonra da dedim ki madem kına gecesi yaptım bir de halay çekmeyi öğrensin. Bakın bizle beraber çekiyor. Bir sağ bir sol Arya. Hadi şimdi alkışlayacağız. Bu arada sorun bana bakayım. Ceylin sen biliyor musun? Hayır, kafama göre bir sağ bir sol, bir de el çırpıyorum işte. Arya bence damat alayını öğrendi. Sizce? Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Arya tuvaletini yapmaması gereken bir yere yaptı. Yatağına. Ve annem dedi ki... Niye işledin? Annem çok üzgün şu anda çünkü halıları sarmayı hayal ediyordu. Artık bir rüya oldu bu. Arya'ya bakın, azar işitmemek için hala desenlerine bakar ezberlersiniz ya. Arya da başka bir yere bakıyor. Bakın annem konuştukça kafasını başka yere çeviriyor ama biz ona küs kalamayız ki. O çok tatlı. Neyse, affettik gittik. Kayhan da konuşmasını yapıyor ama artık halılar uzun bir süre seremeyeceğiz gibi duruyor. Neyse ki İzmir'de yaşıyoruz değil mi? Arya! Lyra Vlog'a hoş geldiniz. Bugün Lyra'yı veterinere götürüyoruz. Of be, özlemişim sadece Lyra ile dışarı çıkmayı. Herhalde yaklaşık bir senedir Lyra ile beraber yalnız dışarı çıkmadık, biliyor musunuz? İşin enteresanı Lyra da çok mutlu çünkü asla böyle etrafı seyretmez. Bir tek eve yaklaştığımızda yaparlar. Normalde hep Pars'ı yalar. İnanabiliyor musunuz? Veterinere gidene kadar kesinlikle oturmadı. Hep etrafı seyretti. Hatta bizimle konuştu bile. İleride göreceksiniz bunu. Sıcak mı oldu? Lyra resmen özgür. Ne zamandır bu anı bekliyormuş ya. Yol boyunca ya etrafı izledi ya da bizimle konuştu. Ara ara tabii ki ona sular verdi. Biraz geçmişi yad ettik. Özlemişim. Hava çok sıcak. Veterinere gittiğimiz için de erken çıktık. Biz de su vererek yanına bu sular koyarak onu serinletmeye çalıştık. Veterinere geldik. İç dış paraziti ve yıllık lösemisi vardı. Ve şimdi bu Hayriye teyzemizle eve gidiyoruz. Bay bay. Bolibom ailesinin alışma günlüklerine hoş geldiniz. Bu arada Bolibom kim diye merak edenler için. Bolibom bizim evdeki çocuklar yani Lyra.
Ayra, Arya, Pars, Dilop, Lollipop, gelecekteki işte Johnny'ler. Gelecekte bir tane daha köpeğimiz olsun istiyoruz ya. Şimdi bugün balkonda kitap okuyorduk. Biz hep balkonumuzda kitap okuruz ve biz asla rahat bırakmazlar. Birden Lyra, Arya, Pars hepsi geldiler. Biz de dedik ki Dilop'lar da gelsin o zaman. Ve karşınızda böyle bir görüntü var. Pars kafesinin üstüne çıktı, anlamıyorum. Pars zaten eve gelen her üyeyle inanılmaz iyi anlaşıyor. İlk başta tıslayabiliyor ama kuşlarımıza kesinlikle böyle bir şey yapmadı. Onun için eve gelen her üye potansiyel bir oyuncaktır. Aynı şeyi Lyra için söyleyemem. Lyra küçükken çok oyuncuydu ama büyüyünce böyle etrafı izlemeye başladı. Daha doğrusu Pars gelince. Arya da ne bulsam da yesem diye bakıyor. Yani elimi versem elimi bile yiyebilir gerçekten. Dilop'lar da kendi halinde Pars'ı etrafı izlemeye bayılıyor zaten.